Selam yumru severler. Konuklu toplu paket açılışının yeni bir bölümündeyiz ve bu bölümdeki konuğum Ceyda Kasabalı. Oley! Alkışlı ilk defa bir videomda alkışlanıyor sanırım. Tek başına video çekiyorum. Kim alkışlasın seni? Pardon, arada beni alkışlayacaksın bundan sonra. Ay çok heyecanlı. Şimdi burada Çin'den senin için aldığım ürünler var. Seni analiz ederek almaya çalıştım. Yani hepsi senin bu arada. Onu ek olarak belirteyim. Fırat'ın bir şeyi yok değil mi? Hepsi buradan. Sonra. Niye belki beraber kullanacağız onu? Yani tabii ki aynı evin içindesiniz. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Öyle olmuyor bizde. Fırat bir şey kendisini hemen alıp odasına götürüp koyuyor. Ama güzel şeyleri genelde sana aldım. Tamam. Niye ya? Ben teknoloji seviyorum. Belki teknoloji çıkmayacak abi içinden. Lemur bu ya. Otomatik bir şey almıştır kesin oraya. Kendi kendine çalışan vay. Ama bak ne dedim? Ceyda'yı analiz ederek almaya çalıştım. O zaman zaten teknolojik hiçbir şey almaman lazımdı. Yok canım, benim de teknolojik kullandığım şeyler var. Telefon. İstediğin gibi puanlayabilirsin yani. Her ürünü puanlayabilirsin, tamam. Ve beğenmemekte özgürsün. Öyle şey yapma yani. Kırılır mırılır diye düşünme, kırılma. Tamam. Ağlıyor biliyorsun. Tamam. Kim, ben mi seçiyorum açmak için? Evet, ilk önce bunları bir aşağı alalım. Tamam. Teker teker başlayacağız. Gözüne kestirdiğin paket var mı? Var. Şunu çok merak ettim. Tamam, o zaman direkt ondan başlayalım. En büyüğünü seçtim. Hayır, bu bak şundan dolayı merak ettim. Evet, ondan merak ettim. Bir şey söyleyeceğim. Bunlar açmak için mi verildi? Evet, o bu video boyunca sana eşlik edecek olan özel bıçağın. Karambit. Karambitti değil mi bu? Anam bu ne? Bu sana değil. Kime ya? Bu Şile'yle Rita için. Ben bunun daha büyük olduğunu düşünüyordum açıkçası. Fotoğrafta çok büyük gözüküyordu ve ikisi birden sığar diye düşünmüştüm. Yani aslında şu kadar bekliyordum. Ben böyle bir şey olarak algılamıştım. İkisi de sığardı yani, ben gördüm onları bu kadarcık. Ya zaten Sheila Rita'nın üzerine oturduğu için burada da aynı şey gerçekleşir ama bayağı bu arada şu dokuyu çok sevecekler. Oo güzel, çok teşekkür ederim. Çok güzel. Puan? Puanım kaça göre ne? Yani 10 üzeri, yani 1'den 10'a kadar. 0'dan 10'a kadar. Tek kişilik olduğu için 7 veriyorum. Tamam. Kırdım puanı. Evet, sonuç yarısı dışarıda, gerisi içeride. Sığdı. Ama halinden mutlu. Ya Çinlilerin böyle bir huyu var. Ne yapıyor? At kenara direkt ya. Çinliler şey yapıyor böyle. Fotoğrafta mesela 5 boy üretiyor ama hepsine en büyüğünün fotoğrafını koyuyorlar. Sen açıklamada okuyacaksın çapı bu kadar falan diye. İşte ama adam diyor ki oku yani burada işte detayları. Ben alsam ben kesin neler alırım. Hiç okumam o detayları çünkü. Burada da paketler evet, var. Evet, oradan sen şu kutuya bakalım. Bunu. Evet. Ya çok güzel içerik ha. Bu sizin köydeki eve. O videoyu izledim. Orada bir şeyler yapıldığını biliyorum. Annem bayılır şu an. Işıklı. Aa! Kırmayalım ama sanki cam evet. Bunlar. Dur bir dakika, şöyle asılacak böyle. Harun, dünyanın en güçlü el fenerini verir misin? Dünyanın en güçlü. Ay çok üstünde güzel. Güneş enerji şeyi var. O zaman dışarı asılıyor. Tabii ya, bu balkona var, falan asıyorsun ya. Böyle mikamsı. Bir değişik şey var. Böyle cam değil. Evet, tam cam değil. Kırılmaz. Onun içinde ampul mü var abi? Bu bir renklenecek galiba, heyecandan. O kadarını şimdiki birlikte keşfedeceğiz. Gerçekten dünyanın en güçlü. O kadar ağır ki. Ne olur şarjın olsun. Çok da güçlü değilmiş. Ben olsam şarjım bitmezdi, bu ben olsaydım. Bu ne ya? Ya bunun şarjı yok. Harun, niye şarj etmeden koydun buraya? Harun yüzünden. Ben bunu yakıp koyacağım. Şunu bir şarja takar. Ha, sen dedin ki yukarıdan ışık verecek, alttakileri yansıtacak. Evet, yani şuradan güneş ışığı aldığında şunlar yanıyor. Şimdi sıradaki... Ben seçtim paketi ama. Olsun, önemli değil. Nasıl olsa hepsini merak ediyorum. Bunun içinde iki paket mi var? Aa. Daha fazla da olabilir, birkaç şey olabilir. Bu biraz böyle şey gibi çünkü. Aa! 3 paket çıktı. Görme ya. Sana ne ya? Kendi bölümünde heyecanlan. Bu benim bölümüm. Fırat'ınki de başka bir bölüm. Evet. Bu arada Fırat'a da ayrı bir bölüm gelecek. O videoyu kaçırmamak için abone olup yanındaki zil simgesine tıklayıp bildirimleri etkinleştirebilirsiniz. Ya burada takip edersiniz. Instagram'dan duyurur. Kardeşim bunları da anlatmıyorum ya. Çok basit işler ha. Ah tamam dur. Bu şey kavanoz ama bu da şey için. Yani köydeki ev için. Yine üstünde güneş paneli var ve içinde şey. Ateş böceği koymuşsun gibi oluyor. Hani böyle animelerde falan olur ya böyle. Evet. Ya bunların hepsinin niye şarjı yok ya? Yani bir de şarj mı edelim, gönderelim sana demişlerdir. Bunların hepsine bakacağız. Videonun sonunda hepsini göreceğiz. Evet, uygulamalı hali gelecek birazdan. Bu çok daha güzel gözüküyor bu arada. Gece güzel gözüküyor bu. Böyle bile güzel bu arada. Ay. Şeye puan verdik mi biz? Aa dur. Vermediniz. Ama daha ama yakmadık ya. Öyle. Ama ben gene de vereyim mi? Yanmamış haline 8 veriyorum. Yanmış haline 10 vereceğim. Bu?
9. Yandığı zaman 10. 16. Öyle bir konu. Bir sorun var. Bunu gündüz açtık, koyduk. Kapalı mı tutmamız lazım? Şarj olması, gece mi açıyoruz? Güneş enerjisiyle bu tarz şeyler, yani bahçe için yapılan şeyler hep açık bırakıyorsun. Aa, bir dakika. Şu an ışığı algıladığı için yanmıyor. Hey Google, ışıkları kapat. Vardır sende böyle sistemler. Var bu arada da çalıştırmıyorum. O daha hiç ama bir şeye maruz kalmadı ki ışığa. Senin sensörün nerede? Sensör bakalım, söyleyecek mi sana nasıl yandığını? Evet, bunu açıyorum. Puanımı verdim. Ben hala alışamadım biliyor musun? Tuğkan'la yaptığım videoda da böyle yanda bekliyorum ya. He, başkası konuşuyor sürekli. Sen aç istersen hayır. Bana. Ben, o açıldı artık, onu tadı yok. Tamam, bir sonrakini sen aç, ben burada heyecanlanayım. Oo. Ha, bu şey. Buhar banyosu. Cildine buhar banyosuymuş. Sen ne diyorsun? Önemli bir şey mi? Evet, anlamadım. Evet, ben bunu gördüm. Abi çok güzel bir şey bu. Çok sevindim çünkü böyle... Anlamıyorum bu arada. Evet, çok iyi. Düşünerek aldım. Yani şöyle düşün. Banyodan çıktıktan sonra cildin böyle daha hani sağlıklı görünür. Evet. Ve hani herhangi bir şey varsa elinizle sıkmayın tabii de. Yani temizlemesi daha kolay ve fresh olur. Bunu banyoya girmeden de yapıp hani buharla cildini temizlemeye elverişli hale getiriyorsun. Puanım 100. Harunca. Tövbe bismillah. Sumo elektrik zartı. Ay, benim önümde bir kere tost makinesi patlamıştı küçükken. Tost yaparken annem, babam çalışıyor tabii. Eve gelmişim böyle 12 yaşında falan. Tost yapmaya çalışıyorum. Sen ben o kablo var ya arkasına fişe taktığımız. Onu tost makinesinin altından geçirmişim. Sıcaklığa maruz kalmış. Evet, sen onu basarken sen benim önümde bir patladı makine. O gün bugündür. Sen ondan şeyi kullanıyorsun değil mi? Neyi? Sen manuel tost makinesi ondan kullanmıyorum ama bir şeye. Evet, manuel tost makinesi ama tadı inanılmaz. Böyle ocakta eriyor mu? Eriyor, bakın buhar veriyor. Sanki biraz daha fazla olması lazım orada, değil mi? Yo, çok iyi. Çok fazla olursa nefes alamazsın. Çok iyi. Bir şey söyleyeyim mi? Bunu kesinlikle kullanacağım bak. O kadar garanti. Yani, egzamama iyi gelir. Oğlum hani az veriyor dedik ya, daha fazla verirse sen yanarsın. Nefes alamazsın canım. Bak. Sen de ne? Aa, çok sıcakmış. Normal ben şey gibi düşündüm. Çaydanlığın ucundan çıkan buhar gibi düşünmüştüm. Ben beğendim. İçinden güzel bir koku geliyor şu an. Evet, niye? Niye? Ben de anlamadım. Niye? İçeriği göstersene kameraya. Arkadan süper böyle korkutucu görünüyor ama önden şık. Among Us'taki karakterler gibi duruyor. Aa, evet, tipi benziyor şöyle. Peki bir şey söyleyeceğim. Bunu mesela biz biri beğendi nasıl alacak buradan sayfadan bakıp alalım? Ha, açıklama bölümünde linkleri bulabilirsiniz. Ha, ben link insanıyım. Bana söyleyeceksin bunu. Çok iyi. Puanım 10. Şunun çikolata mı ya? Bana da çikolata geliyor. Onun ben ne olduğunu büyük ihtimal anladım ve sipariş verdikten 2 gün sonra yanlış olduğuna karar verdim. Çok doğru bir tercih yapmadığıma karar verdim. Neyse, bir açıklayacağım şimdi. Bir aç sen de o mu? İlk önce bir öğreneyim. Tamam, hair dediğine göre kesin o. Lazer epilasyonun evde yapılabilen hali. Ha. Sonradan şeye karar verdim. Ten rengin açık, saç rengin açık. Galiba sende işe yaramıyor bunlar. Hayır, yarıyor. O şöyle. Yarıyor mu? Ev tipi olduğu için ona göre ayarlanmış tabii teknolojisi. Yani gidip böyle epilasyonda yapılabilir. Tabii onlar kadar güçlü değildir bu. Değil. Ya bunun yorumlarını okudum, çok mutluydu herkes. Ama şey, normal yaptırdın işte 8 seans, 5 seans neyse. Sonra kendin mesela 6 ay sonra bir kere daha yapıyorsun falan. Şey tabii, burada, bu da sürekli elinde olduğu için. Ha öyle. Aktif ameliyat istediğin zaman kullan. Onların şeyleri. Ne bu ya, lazer? Ya lazer böyle pıt pıt tüylerini alıyorsun böyle işte ayak bacak. Ben de yaptırmadım ama gördüm. Aa bak, lazer koruma gözlüğü var. O gözlük güzelmiş ya, nasıl? Jilet mi? Hani alamazsın bari jilet de alayım sana. Ama lazer şeylerin içine hep jilet çıkar. Bunu kimde deneyelim? Ben de denemeyeyim. Kanka ben nerede deneyeceğim? Gel sen de deneyelim Allah aşkına. Nerede deneyeceksin ya? Bacağını aç. Bak bende yok ama. Orada hiç kimse anlamaz. Köküyle kalmadı aslında. Ama işte o bu köke şey yapıyor. Evet, şimdi bir şu tarafa doğru bakmayın. Off bak. Yazıyor. Hangisi atıyormuş? Oğlum bak, bana zarar vermeyin. Beni mutasyona uğratmayın. Ooo, 6.666.666 kere atım yapabilirsin bak. Ya niye ben de deniyoruz? Ne yapacaksın? Ya bir şey yok. Lazeri vurup çekmesin. Benim sülalemdeki bütün kadınlar yaptırdı. Hiçbir evet. Sana bir şey söyleyeceğim. Ben bir kere cilt bakımcıya gittim. Babyface büyütü diye bir şey yaptılar yani bana. Yani alakası yok onun. Olmuş işte. Heh, yaptılar bana. Ben adama dedim ki, ben hayatımda böyle bir acı çekmedim dedim. Buna nasıl dayanıyor kadınlar dedim. Bir kere bir polis memuru gelmiş adamın yanına. Demiş ki, abi demiş, biz bunu sorguya alalım ya. Sorguda herkes konuşur bu acıyı çekerse. Bu ne demiş. Bunlar nasıl acılara maruz kalıyorlar, senin haberin yok. Ya bir acısı yok bunun. Abi bak, abi. Bak bu işte. Bir de yanında hafif yapacak. Haa, şimdi anladım. Bakayım. Var mıymış bir şey? Oğlum sen mi yaptın bunu? Sanmıyorum, o vardı bence. Sen çok bakma. 3, 2, 1. Ay. Bir şey olmuyor sanki. Gördün mü rengi? Bir şey olmuyor da bir şey de olmuyor oğlum. O, ama işte şey o, orada kökü, köke bir şey yapıyor. Ama bak şimdi, o yapıldıktan sonra çıkarken tüy dökülüyor. Bak iki kere attık, hemen iki düşmüş. Anladın mı? Tamam, ben yok edecek sandım. Yok etmesi de lazımdı ama o seninki olmadı. Senin elverişsiz cildin. Bilmiyorum, puan. Sen ver puan.
Hadi sen puanla bunu da, sen de kullanma. Ben yani böyle bir şeye ihtiyaç duymadığım için ve tam olarak ne olduğunu anlayamadığım için yani dökülecek ve sonra çıkmayacak. Evet. Evet, olay o yani. Bu uyguluyorsun, bir daha çıkmıyor. Şunu sevdim, üzerinde yazılı olması, rengi, tipi, tarzı hoş. Puanım 7. Güzel puan. Olur, uygundur. Paketi burada bir kutu seç, buldum. Ben burada ben. Yanımda büyük bir paket var, bunu açacağım. Ya benim sıra tarzım. Ya heyecanlı değil mi? İçlik mi? Bu ısıtmalı yelek. Abi. Bir saniye, buradan tuşuna basıyorsun. Bir şey söyleyeyim mi? Yok. Ben çok üşüyorum. Bana bu çok i̇şte iyi geldi. İşte siz çok üşüyorsunuz ama... Bir şey söyleyebilir miyim? Ben bunu bir tane videoda söylemiştim. Analiz yaptım. Ne kadar analiz yaptığımı söylemek istemiyorum. Çünkü demiştim ya, hatırlıyor musun? Ya böyle yelekler yok mu basıp ısınsak? Sen de bana dedin ya, motorcuların oluyor bazen. Bir tane powerbank'e ihtiyacımız var. Aa süper. Buna bir daha küçük bir powerbank takmak lazım. Tabii şöyle mini bir powerbank cebine. Şarj mı oluyor, powerbank'le mi çalışıyor? Powerbank'le çalışıyor. Aha. Yandı. Şimdi ısınacak. Sen paket açmaya devam et. Abi bir şey söyleyeceğim. Ben bununla gezerim ki bütün gün dışarıda. Bu arada ben kışın kullanıyorum. Var bende bir tane. Kullanılır. Balkona çıkıyorum mesela, kahvemi yapıyorum. Onu altına giyiyorum. Üstüne bir tane de hırka. Bana nasıl almasın bundan ya? Tamam da belki başka bir şey almışımdır. Isıtmalı don mu aldın yoksa bana he? Ay çok güzel ya video. Aa şey ışığı bu. Evet o. Bunun üstündeki ledler direkt şey için, video ledi. Güzel görünmen için. Evet. Şöyle tıkıştırıyorsun. Bayağı da güçlüymüş bu arada. Benim gözüm alıyor, benim niye bu kadar gözüm aldı? Benim çok alır böyle şeyler gözümü de. Bunun bence ayarı vardır. Yerinde yani, ayar yok bir mu? Tane de ışıksız çekiyorum. Doldurmuş böyle. Biraz böyle buraları falan dolu doldurmuş. Dolu olmuş ama öyle filtre gibi yapmıyor yani. Bir de şu an bayağı ışığın altındayız zaten. Evet. Onu bu daha şeylerde kullanmak hem lazım. Hem öyle bir de akşam falan böyle hani ışık düştüğünde falan çok güzel oluyor. Ben eskiden kullanıyordum, çekiyordum, bende vardı bunu. Bir tek ayarı olmaması garip geldi bana. Ama şarjlı, açma kapama düğmesi falan var. Çok iyi. Aa düşüyor. Düştü. Aa soğuk beyaz. Sıcak beyaz. Tamam çok iyi. Parlak. Bu en güçlüsü. Evet. Puanım 9. Sen pişmedin mi hala? Isınmadı daha. Sana büyüttüm. Ben giyeyim. Aa cep kısımları sıcacık oldu. Evet evet evet. Çok güzel ya. Bir şey diyeceğim. Yüzünde direkt şeyi var Fırat'ın. Küçük çocuğun yanında böyle ağzına bir şey atarsın böyle bakmaya başlar ya. O evet evet böyle bakıyor. Ama ısınmayacak ki. Boş o bolluk olacak. Oradan ben gelmeyecek sanırsın. Bir şey diyeceğim. Hemen şuradan tık tık bir terzi. Bak şöyle aldırdık mı şurayı? Oldu. Kablolarına zarar yok. Bir şey söyleyeceğim. Çok sıcak yaptı. Evet. Bayağı da güzel ısıtıyor. Bak giy. Ohanes! Lanet olsun çarpıldım. Bence yeleğin suçu yok. Şey, pofuduk olduğu için oldu. Kanka bu benlik. Benim boyutta. Ya ne alaka, küçük geldi sana. Bu arada tam oldu bu arada. Evet, tam sana oldu. Tam oldu. Teşekkür ederim. Hayır. Ya lütfen. Hayır. Ben sana alırım. Ay çok güzel sıcacık yaptın. İnsanı böyle baymıyor ama evet. Pişmeye başlıyorsun. Onun ayarı vardır. Onu? Şurada. Benimkinde vardı. Ha bak. Soğuk bu şey böyle soft. Klima. Birazcık. Benimkinde 3 tane vardı ya. Yeşil şey, falan mavi oluyor. Mavi olunca klima olsa ne fena olur değil mi? Evet şeydi. Mavi olunca çok az ısıtıyordu ha. Bendeki. Hah bak. Bu çok az ısıtıyor. Evet. Çok ısıtıyor. Yeşil yok. Ama kırmızı çok ısıtıyor, ona eminim. Mavi az. Anladım şu an. Yavaş yavaş geliyor. Şey ona puan verdik mi? Evet, yeleğe 9. De puan vermedik. İkisine birden. Yeleğe 10 yahu. Buna da 9 verdim. Bir puan neden kırdığımı bilmiyorum. Hepsine 10 vermeyeyim diye. Yemek videolarında kullanmanız için, özellikle tatlı yaparken, çünkü tatlı bir kimyadır. Bunun kesin bir antin kuntin özelliği vardır bizim buradakilerin dışında. Direkt mücevher ölçmek için sağlık. Şöyle bakın, vallahi altıncılardaki şey bu. Bu arada kalitesi çok iyiymiş bunun çok ya. Çok iyi, evet evet. Şimdi ilk önce taresini alalım. Tareydi değil mi? Tare. Şimdi koyalım. 18.7 gram. Milli milli falan vardır. Oz. Bak, şeyleri Oz ölçmek için işte. Aa bak işte bu lazım ona. Bak. Biz, Oz hikayesi. Tabii yabancı Fırat. Tariflerden çeviremiyoruz. İşte hepsi var artık. Süper. Mutfakta iki malzemeli bir şey yaparken. Çok iyi. İki malzemeli pizza. Puanım bayağı var buna şu an. Yani 9 vereyim hadi. Ya Oz'u ölçtüğü için veriyorum bu arada. O çünkü çok Oz değerli bir. Oz ne bu arada, neyin biri? Ya şey Amerikalılar tariflerinde böyle veriyorlar. Çok hoş, bravo. Buna da puanım 10 içinde. Bence iki tane daha var. Öyle mi diyorsun? Ne çıkacak? Ne bile Fırat. Aa! Bir tane koy. Yo anlamadım. Şu an ben de anlamadım. Ha bu şey. Ocarina. Aa! Ocarina mı? Ha müzik aleti. Evet. Ha şey.
Ceyda sen bilmiyorsun ki onu. Zelda. Evet. Bizim oyunumuz o. Belki doğuştan bir yeteneğim vardı, şimdi öğreneceğim. Allah Allah. Bir şey söyleyeceğim. Koli mi hediye göndermişler yoksa bu bunun şeyi mi? Bence taşıma aparatı böyle boynuna asıyorsun. Ha evet, şurada bir delik var. Evet, kim denemek istiyor? Bunu şimdi birimiz ağzına sokup ya da siz ikiniz birden deneyebilirsiniz. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year to all. Dur, bir silelim önce. Çok merak ediyordum ben bu aleti ya. Ya Murat, her şeyi sen merak ediyorsun. Ama o bütün oyun böyle çaldı onu, evet. Böyle şey yaptı. Çok güzel bir sesi var. Göreceğiz. Allah! Ana! Havrun kırdı, kırdın. Elimizde bu var, yapacak bir şey yok. Evet, şimdi ellerimizi buradaki gibi yerleştirdik. Yerleştiriyoruz. Bunun aşağısı da mı var? Bu niye öyle? Bu ne? Ha, arkayı gösteriyor. Önü ve arkası demek istemiş. Çal artık şunun sesini duyak ya. Oğlum bu flüt. Değil, okarina bu. Şimdilik özel bir şey hissetmedim. Evet abi, direkt flüt tadı. Blok flüt ya. Zelda ne? Kim? Zelda kim ya? Oyun. Oyunu biliyor musun? Gelsin de o çalsın. Zelda prenses. Ay, karnım gurulduyor. Ben mutlu değilim şu an. Çözmeye başladı yalnız. Bence bir saate çözer. Şimdi beni üzen bu evde oturacak bütün gün. Oo, bir ton yakaladın. Tamam, bunu sana hediye etmem. Güzel ya, değişik bir tarz. Puanın? Yani 7. Okey. O da çalamadım. Bunun ismi neydi? Ocarina. Ocarina. Ocarina, Ocarina, herkes bir şey. Var mı? Var mı başka? Var mı başka? O tarafta kalmadı mı? O zaman... Oo, daha da var. Yine yumuşak bir şey. Ceyda'nın en sevdiği şeyin ne olduğunu peki araştırmalarını öğrendin mi? Şapka. Evet. Koleksiyonum var bayağı benim. Biliyorum. Çılgın gibi. Her gittiğim yere biliyor ama almamış. Kesinlikle almadım. Bu ne ya? Bana öreyim diye şey mi aldın? Yok, hamak. Ama şey, oturmalı hamaklardan. Aa, makrome. Evet, ismi bir türlü aklıma gelmedi. Evet, evet. Bu daha ziyade annem için yapılmış bir şey. Olabilir. Bayılır çünkü şey, bunların hepsine bayılacak. Minderli halinin stoğu bitmiş. Aa. Normalde bunun altında minderi de var. Oo, çok güzel. Oo, evet. Abim buna böyle şey yapar. Abi, buna güzel bir minder. Bunu böyle astık mı? Çok güzel. Deneyelim mi? Gel Harun. Biz tutalım Ceyda'nın. 50 kiloyum abi ben. Tutabilecek misiniz beni? Bilmiyorum, hiçbir fikrim yok. Kurban gitmeyeyim ha. Oturmayacağım, oturuyormuş gibi yapacağım. Bakın şöyle. Çok zor. Tamam. Yok yok, güzel. Sağlam, sevdim, beğendim. Böyle şeyleri zaten çok severim. Bunu istemiyorsun herhalde. İstemezsin bir zahmet. Hayır, bunu ben hayal ettim. Sizin o köydeki eve koyuyorsunuz. Aynen. Şey, abim buna tavana hemen şey çıkıyor. Aynen. Çok hoş. Puanım tabii ki de 9. Neden onu bilmiyorum. Bunu evde minder olsaydı 10 olur. Minder eksikliğinden kırdım. Buyurun. Sert bir şey. Yine kumaşlı bir şey. Bu ne ya? Burada bir şeyler daha var. Ben de bir yandan yırtarken korkuyorum içindekine zarar vermeyeyim diye. Şapka! Oo, bu kadar yükseleceğini hiç düşünmemiştim. Koleksiyonda hiç Çin üretimi şapka yoktur bence. Çok güzel, yok. Bir kesim vardır canım. Nasıl? Var mıdır? Vardır. Bu arada o kadar şey çıktı, en çok şapkaya heyecanlandı. Abi, en sevdiğim şey. Ben hiç şapka takmıyorum. Ne diyorsun ya? Ben yatarken bile bere taktığım var benim. Yatma beresi. Evde otururken. Bir tek şey, lisedeyken benim saçlarım uzundu. İmomsu ama imo şeyi gibi değil, o kadar değil. Çok kabarıyordu. Benim bu saçlarım yanları hep kabarıyor. Ha, o zaman taktım. Mesela duştan çıktıktan sonra yapıştırıyordum böyle. Kravatla takıyor öyle. Benim havlum, yani duştan sonra havlum bile şapka. Havlu, şapka şekli. Çok seviyorum ya. Ay, çok teşekkür ederim. Ay, çok güzel duruyor. Renkleri çok güzel. Bu sanırım bu ne artık? En şeyi bu paketin içindeki. Başka var mı? Var. Evet, şimdi... Davul. Bir dakika, bunun adını hatırlamaya çalışacağım. Tandrum. Öyle bir şey. Hatırlayamadım. Harun şuraya yaz. Tandrum mu? Bu tandrum, meditasyon sen... yaparken... Hayır, hayır, hayır. Bir dakika. Hayır, bir dakika. Bu, bak bir dakika. Bu benim hayatım boyunca en sevdiğim müzik aletini... Çin versiyonu, tamam mı? Bir dakika, herkes dursun. Hayatında kaç kere meditasyon yaptın? Meditasyonu falan yok. Yalan söyledim. Meditasyonla alakası yok. Uydurma. Benim meditasyon açıklamasında... Çinler çıvırmış orayı. Hayır. Ruhu iyileştirir yazıyor. Çünkü bunda belli frekansta sesler yayıyor. O frekanstaki sesler de senin bedeninde bazı şeyleri bak, rahatlatan... Adam, tamam mı? Avrupa'da bir adam. Tamam mı?
ve böyle üzerinde vım hayır o bu farklı. O değil, o başka bir şey. O senin şey o başka bir şey. Manyetik alanla evet. Olanı diyorsun sen. Böyle elini gezdire gezdire her bölgesinden başka ses çıkartıyor parmaklarıyla. Arkadaşlar bu onun çarpması. Onun bu o, hayır. Bu benim. Hayır. Abi çok iyi ses. Oğlum ya. Hadi ben yapayım biraz. Fırat ama abi, bir tane oyuncağım benim kalsın ya. Hepsine geldin ama. Senin olsun aşkım bak. Vallahi bir dakika sen... dur tamam. Abi ben bununla bütün gün metas, ben bunu gideceğim YouTube'dan bütün videolarını izleyeceğim ve bunun uzmanı olmazsam da aha. Ay al dene hadi ya. Yani çok yansıyor mu bilmiyorum ama çok farklı bir tınısı var. Böyle bir garip rahatlatıyor falan ve ben meditasyon bir şey demeyeceğim meditasyona şu an. Abi meditasyon zaten tabii ki de bazı insanların bazı inançlarına göre farklı noktalara gidebiliyor ama aslında özü kendi kendine kalabilmek. Uyumak benim için. Değil çünkü uykudasın o zaman. Yani medita halindeyken sakin ve kendi kendine. Peki. Yani full düşüncelerin seninleyken bile nasıl kendi kendine kalabileceğini öğreniyorsun yani. Onlara tamam. Hükmedebilmek. O zaman aslında. Benim için şu mesela. Gürültü engelleyicili kulaklığımı takıyorum. Kahvemi yapıyorum. Şurada balkonda oturuyorum. Ha, kendini dinlediğin her şey abi öyle çok... O zaman ben de meditasyon yapıyorum hem de neredeyse her gün. Hayır. Bir ekstra yatkınlığı var müzik aletlerine bu arada. Var, kabul ama... etmemiz lazım. Evet tabii. O zaman parmaklarını bile hemen başladı ya. Çok vuruyorsun. Böyle bir şey değil bu. Ama böyle hareketli şeyler çalmıyorlar bunlar. Ya ben söylüyorum da beni dinlemiyor ya. Niye onu darbuka gibi davranıyorsun? Öyle bir şey değil o. Var ya şimdi biz de bir var, içeri notaları, attınız durma. Bak Dead Girl şarkısını çalmak istersen. Yani. Bu beklediğim bir şeydi. Sen niye çok meditasyonla bağdaştırmıştın ben bunu? Bak. Ceyda meditasyon olduğunu söylese de bunun aslında orijinali başka bir alet. Bir adam eliyle yapıyor bunu tamam mı? Sonra çıktı bu alet. Neden yapmış adam bunu? Adam bu alet müzik aleti olarak yaptı. Hiç alakası yok meditasyonla. Ama tabii ki de müzik sesinden dolayı vesaire kullanıyorlar. Senin şurada anlamadığın... Yani bu meditasyonun o eskiden o monk rahiplerinin kullandığı o frekansları veren alet olarak çıkmadı bu. Öyle değil yani. Bunu bayağı insanlar club müzikte de kullanıyorlar deli gibi. Ya şu an bildiğim bir şey var. Ben bunu yıllar önce görmüştüm. Uçuk bir fiyatı vardı ama böyle çılgın uçuk evet, bir fiyattı. Aynen öyle. Şimdi Çin'de bunu öğretmeyi başarmışlar. Evet. El yapımıydı bu işler. Neyse biz paket açalım. Neyse sonuç olarak en nihayetinde harika bir hediye. Bu arada meditasyon şeyini meditasyonu kullanmak zorunda değilsin. Her yerde kullanabilirsin. Tabii canım ben şimdi bundan sana ne müzikler yapacağım atacağım. Ben bunu aşağı Interstellar çalacağım bunu. Çok iyi çalıyor. Bu paketi ben açabilir miyim? Aç. Niye ki? Çok mu güzel bir şey? Başından beri burada duruyorum evet, böyle aç. Hiç paket açmadım. Bu doğru. Bu kadar bu mu? Ha yeter. Adamın zevki o şeyde. Bu ne? Cüzdan. Yok değil. Pedikür manikür takımı gibi düşündüm. Öyle bir şeydi o. Ya da öyleydi evet. Şöyle göstereyim. Aa Fırat'ın hep aradığı şey bu. Niye? Her şeyi öyle atlıyorsun ya, senin yerine ben atladım. Hayır ben sadece müzik aletini atladım. Ben ya. De şok oldum dedim, ne alaka? Ben de şok oldum. Abi çok güzel. Ne yapıyorsunuz siz bunlarla? Mesela şununla işte tırnağındaki şöyle böyle şeytan tüyü gibi şeyler çıkar ya, onu keser. Ha bunları yani, tamam. İşte ne bileyim bununla başka bir tarz bir şey et kesiyorlar. Bu da tırnak yani. Makası. Evet. Ben çok detaylı bilmiyorum ama bunu mesela güzel olan şey şu. Kendi kuaförüne götürüyorsun diyelim ki çok sık yaptıranlar var böyle mesela ayda bir falan. Ben öyle değilim. Ha herkesle... Kim? Aynı aynen. Şey olmasın diye. Bunu götürüp verdin, kullandı, hemen sana geri verdi. Mantıklıymış. Çok mantıklı. Evet, herkesin çok mantıklı. Bir tane edinmesi gereken bir şey hatta gidiyorsanız eğer sık sık. Puanım 8. Neden tamam. Kırdığımı söylüyorum çünkü ben az gittiğim için. Mesela her hafta gitsem puanım 1000 olurdu. O kadar gerekli bir şey yani. Thanks. Sen bu arkamdaki yeleği al, davulu bana ver. Hayır. Ya lütfen. Ya bunların hepsi bana alındı. Çocuk benim için ben özellikle. Ben çalamaz mıyım davulda? Bazen izin verdiğim... Ha bak bu şey Rita. Chile ile Rita için portatif su verme şeyi. Ha güzel çok iyi bunlardan var Türkiye'de de ama böyle değil. Böyle yanında. Evet evet böyle su şişesi gibi taşıyorsun. Basıyorsun. Harun Bey su doldurur musunuz bize? Kuşkırtacak mısın? Hiç anlamadım şu an. Ben de anlamadım ben ama. Ben de anladım ilginç böyle değil buradakiler. Yani yurt dışında gördüm böyle sayfalardan ama. Ha geldi. Bak. Bununla akıtıyorsun. Bir dakika şu neye çeviriyor? Kilitliyor. Sanki bu kedi için mi acaba? Harbiden QR koduna kedi koymuşlar. Abi belli yani. Yok. Köpek o kadar suyu ne yapsın? Tamam dökülmüyor öyle. Evet bu ama. Güzel bir şey. Ama şöyle düşün hani. Fazladan bir seçenek. Tabii. Şey olsun diye yolda yürürken. Yani yanına... Dilim damağım kurudu be. Dilim damağım kurudu. Bunu böyle arabaya at dursun arabada. Olduk bir şey oldu köpüşünle gittiğinde böyle hemen çıkarıp koy. Puanım 6 ama kedi ürünü almışsın. Ama dog and cat yazıyordu. Yok içer küçük hele yavru köpek bayağı rahat içer bu arada. Bu ne? Bu yağdanlık. Bundan istiyordum.
fark etmiştim. Yemin ederim anlamıştım. İstiyordum. Videonu izlerken gözünü anladım dedim. Bu mutfakta bir şey eksik dedim. Ne eksik? Sprey havalı şeflerin kullandığı yağdanlıktan eksik dedim. Abi çok doğru bir şey. Tasarruflu bir şey bu. Anladın mı? Manyak gibi yağ dökmemiş oluyorsun. Hem de her yere dökmüş oluyorsun. Şu yüzden iyi. Mesela biz evde şey yapıyoruz ya. Yağ koyup peçeteyle yaymaya çalışıyoruz etrafına. Ya da mesela işte şeyle fırçayla bununla böyle fıt 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 döndürdüğünde zaten yayılmış oluyor. Ay çok, çok güzel. Oo cam bir de. Cam bir de. Evet güzel. Çok güzel. Puanım 10. Bir tek altın rengi olması şurası beni kötü, şey yaptı. Evet. Evet o keşke krom olsaymış. Ama yine de 10. Çok faydalı başarı. Bir şey çünkü. Evet. Ama sana bir haberim var. Ne bitti mi? Bitti. Ya bir tane daha bir şey yok mu? Fırat'ınkilerden açalım mı? Hemen Fırat'ınkilerden transfer. Ben sadece arada oynamak istiyorum davulla ya. Arada tabii ki de bakabilirsin. Benden ama bak kafam şişti beni kapat demeyeceksin. Günde 2 saat çalırım. Çalmayacağına garanti veriyorum. Günde 2 saat çalacağım. Interstellar çalmadan bırakmıyorum. Şu an neyin iddiasına girdiler ve ben bu olayın neresindeyim hiç bilmiyorum ama ikisi de bana senin bakıyor. Yüzünden bizim senin yüzünden bizim nefes sen soktu. Bozdun bizim. Yaranamamış video bitti. Vallahi bravo. Hepsi çok güzel. En çok şapka. Sonra davul. Kafama da takıldı arm camın önünden. Evet. Bak ışık sensörlü dedim. Evet, ışıkları kapatıp görebilir miyim? Bir şey söyleyeyim mi? Gece karanlıkta nasıl görünecek acaba? Çok güzel. Çok iyi. Bir şey diyeyim mi? Tam gece çok güzel görünüyor. Çok güzel. Çok güzel. Simli gibi oldu ha. Kuşa bakalım. He kuş. Hazır mısınız? Hazırım. Evet. Çok merak ediyorum şu an. Ona, oha. Bu ne? Bakma Ceyda. Oldu mu? Bilmiyorum bu kadarı yeter mi ki şarj olmasına? Abi sıcaklık veriyor bu. Ben bununla yumurta pişirdim. Yemin ne ederim sıcak veriyor. Ha bu şarj olmadı mı bu ne ya? Zor. Bunun nasıl ışıklı olduğunu görmek istiyorsanız Fırat'ın videosunu izleyin. Fırat'la yapacağımız toplu paket açılışı videosunu. Evet. Bitirdik. Çok iyiydi. Çok teşekkür. Vallahi bayıldım. Çok güzel. Şimdi sıradaki paketler zaten şey. Mesela Fırat'a aldım gibi ama ikinizin kullanabileceği şeyler. Şimdi ben oraya geliyorum. Sen buraya geliyorsun. Umarım eğlenmişsinizdir. Aşağıda linkler var. Hani herhangi bir şey beğendiyseniz oradan da bakıp hani sipariş edebiliyorsunuz. Kolaylıkla geliyor galiba değil mi? Ben bayağı reklam da yaptım. Bayağı yaptın. Sponsorlu bir video değil arkadaşlar bu. Yani destek amaçlı söyledim. Eğer ilk defa izleyenler varsa bu linklerden bir şey almaya karar verirseniz Turkey Direct Post, Türkiye Direct Post'ta falan yazan kargoyu alın. Kargoyla alın. Onu aldığınızda vergisini de peşin ödemiş oluyorsunuz. Gümrüğe ödeyeceğiniz vergiyi ve kafanız rahat oluyor. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenerek veya bir yorum atarak bunu bana gösterebilirsiniz. Bize de gösterebilirsiniz. Hepimize gösterebilirsiniz. Canlar buradaysanız selam yazın. Selam verin ya. Şey diyecektim. Canlar burası selam söyleyin. Kime? Yeni videoları kaçırmamak için kanala abone olup yanındaki zil simgesine tıklayarak bildirimleri etkinleştirebilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.